8. sınıf LGS çalışma kitabı Matematik Cevapları. Sayfa 275 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı Matematik Cevapları. Sayfa 27517. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere, aşağıdaki oyun parkurunda birbirine paralel olan başlangıç çizgisi ve mavi çizgi arasındaki uzaklık 5/3 m'dir. Başlangıç çizgisinden Fatih, Yavuz ve Mehmet doğrusal bir çizgi boyunca top yuvarlayacaklardır. Topu, mavi çizgiye en yakın mesafede duran kişi oyunu kazanacaktır. Oyunun sonunda Fatih'in yuvarladığı topun durduğu noktanın mavi çizgiye uzaklığı 3 m, Yavuz'un yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığı ise 3 m'dir. Bu durumda Fatih 1., Mehmet 2. ve Yavuz 3. olmuştur. Buna göre Mehmet'in yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığının metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. 5 B. 7 C. 10 D. 12 Cevap D. 18. bir çiftlikte üretilen süt, cam şişelere ve kağıt kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. Bu ürünlerin birer adetlerinin hacimleri ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu çiftlikte üretilen 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda cam şişe ve kağıt kutu satın alınıyor. Dolum yapılmadan önce cam şişelerden bir kısmı kırılıyor. Kırılan şişelerin hacmi kadar sütün doldurulabilmesi için kağıt kutulardan tekrar satın alınıyor. Bu iş için cam şişelere ve kağıt kutulara toplam 7400 kuruş ödendiğine göre kırılan cam şişe sayısı kaçtır? A. 40 B. 30 C. 20 D. 10 Cevap A. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 275 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.